Evet, çok önemli bilgiler var. Bir adaylık süreci yaşandı. Herkesin merak ettiği konu Serdar Adalan'ın listesi ne olacak, kimler olacak, projeleri ne olacak, onları merak ediyor. İşin açıkçası uzun süredir Sayın Hasan Arat'ın adaylık sürecini takip ediyoruz, izliyoruz. Evet. 6 aydır çalışmalarını yürütüyor ama Serdar Adalı yeni yaklaşık ara karar verdi. 2 günde bu süreci hızlandırdı. Amerika dönüşü zaten kendisiyle bir araya gelmiştik. Uzun konuşmuştuk. Bugün de 2 gün içerisinde adaylık sürecini netleştirdi ve adaylığını bugün açıkladı. Çok derli toplu bir açıklamaydı. Moralli, sakin, kendinden emin bir süreç içerisinde camianın da teveccühünü kazanacak noktada bir açıklama dönemi yaşadık. İlgi alakada çok fazlaydı. Basın mensupları da çok ilgiliydi. Bu açıdan bakıldığı zaman hayırlı olsun. Ben her zaman bir şey söylüyorum biliyorsun. Diyorum ki Beşiktaş'a kim yönetmeye talipse, adaysa, Beşiktaş'ın dertleriyle dertleniyorsa, Beşiktaş'a bir proje üretiyorsa, ben Beşiktaş'ı bulunduğu bu kaotik durumdan, sıkıntılı durumdan çıkarmak istiyorum diyorsa önce bunu alkışlamak lazım, buna saygı duymak lazım. Demokrasinin gereğini yerine getiren bir anlayışa ben alkış tutarım. Yani Sayın Hasan Arat'ın adaylık sürecini de olumlu buluyorum Beşiktaş açısından. Ve Serdar Adalan'ın da bu sürece aday olmasını, çözüm adına bir takım fikirler ve ekip ortaya koymasını, düşünce ortaya koymasını olumlu görüyorum. Ama tabii Adalı'nın da aday olması durumları, değerlendirmeleri biraz değiştirdi. Adalı da kendi adına bir güç. İki defa başkan aday oldu. İki defa bir Fikret Orman'ın karşısına aday çıktı. Bir Ahmet Nurçebi'nin karşısına aday çıktı. Kongrede kaybetti. Hatta bir dönem 6 ay kısa bir dönemde eşi Eren Hanım'ın hastalığı dönemi vardı. O dönemde 6 aylık bir çağrıya kayıtsız kalamamıştı. O yüzden Beşiktaşların şu konuda teveccühü var. Zamanında 6 ay bir hapis yattı Beşiktaş için o dönem. Hiç çıktıktan sonra da hiç bunu sorun etmedi, malzeme yapmadı. Yine 7-8 milyon euroluk bir dolarlık o zaman bir girdi sağlamıştı Beşiktaş'a. O parayı da kur farkı koymadan, yani bazıları kur farkını koyuyor, ay sonu kur farkını alıyor ya da parasını dolara endeksliyor. Dolar karşılığı arasında da bu kur farkıyla birlikte para TL olarak büyüyor. Ama o günkü şartlarda verdiği parayı o günkü kur hesabından yaptı. O da kuş oldu tabii. Yani para bugün belki de baktığınız zaman 100 milyon, 120 milyon dolar TL içeride parası olacakken şu anda minimum. Yani bugün hesapladığınız zaman işte 7 milyon euro ne yapıyor? 7 milyon dolar ne yapıyor? Şöyle hesap 30'dan hesaplasanız 210 milyon yapar, 220 milyon TL yapar. Yani o gün verdiği para ile bugünkü arasında çok ciddi manada bir küçük bir rakam farkı var. 190 milyon TL gibi fark oluyor. Yani küçük değil, büyük bir rakam. Beşiktaş'ta da şöyle örnekler var. Zamanı gelince konuşuruz. Bazı yöneticiler bazı durumlarda böyle parasını verip kur farkıyla alanlar oldu. Hani TL borç verenler de oldu. Mesela Sayın Yıldırım Demirören'de 100 milyon TL borcu vardı. Onu TL bakiye kapattılar. O dönem onun da parası o günkü kur hesabıyla 40 milyon dolara denk geliyordu. Ama bugün o 100 milyon TL 3 milyon dolara geliyor. Yani bunun yapılan fedakarlığın anlamını söylüyorum. Yani bir Beşiktaş'ın bünyesi içerisinde kimisi kur farkını verip alırken kimisi de parasını TL'ye çevirip adeta Beşiktaş'a o parayı hibe ediyor, veriyor. Ve bugün helale hoş olsun dediği için de bize artık bu konuyu konuşmak gerekmiyor. Yani Serdar Adalı dedi ki helale hoş olsun yine veririz, maddi manevi Beşiktaş'ın yanındayız dedi. Bu da camiada taraftarlar nezdinde hem hapis yaptı hem para verdi hem de hiç kimseyle kavgası yok. Yani Adalı'nın bugün en büyük silahı herhalde mevcut durumu sert özetledi ama kimseyle kavga etmiyor. Yani Beşiktaş'ın kavgaya ihtiyacı yok, barışa ihtiyacı var dedi. Evet. Ben bunu anladım. Beşiktaş'ın kavgaya değil barışa ihtiyacı var diyen bir Adalı tavrıyla, tarzıyla. Ki başkanlık açıklamasının ilk cümlelerine de şöyle başladı. Kendi evinde parmak sallanılan bir Beşiktaş olduğu için ben artık aday olmak durumunda kaldım dedi. Yani böyle bir duruma aslında karşı çıkma amacıyla aday olduğunu da belirtti. Doğru, talep oldu. Kendisine Beşiktaş camiasının birçok önde gelen hatta ismi. Hatta Quaresma'nı bile aradığını söylüyor. Biz zaman zaman yayınlarımızda sizinle birlikte konuşuyoruz Quaresma mevzusunu. Hatta o da dün Instagram'ından bir paylaşım yaptı. Beşiktaş stadındaki fotoğrafını paylaşıp burada olmayı çok özledim diye bir fotoğraf da paylaştı. Tabii ki taraftarlar yine o fotoğrafın altında buluştu ama bugün Serdar Adalan'ın da işte Quaresma da aradı demesiyle birlikte belki de kulüpte bir görevi olabilir Quaresma'nın ya da bir jübile.
Yani taraftar nezdinde tabii ki çok etkisi olur. Quaresma sevilen bir oyuncu. O dönemdeki transferlerde Quaresma gelemez denirken Quaresma'yı getirdi. Yani bu çok önemliydi. Schneider gelmez derken Galatasaray'a geldiği bir Quaresma gelmez dediği dönemde Beşiktaş transfer etti. Guti'yi getirdi. Simao'yu getirdi. O zaman dünya yıldızlarını da getirdi. Onu da söylemek lazım. Aslında bunu şunun için kullandı. Beşiktaş'ın güçlü bir kadro ihtiyacı var. Önce takımı toparlayacağım. Bunun için de her türlü vizyonumuz, hazırlığımız, güçlü bir kadro kurmak için hazırız dedi. Oraya örnek verdi. Oraya gönderme yaptı. Yine bir iki tane yıldızla bu işe başlayacağız dedi. Rıza hocamıza devam edeceğiz. O Beşiktaş'ın efsanesi dedi. Yani birçok isim olduğunu biliyorum. Öğrendiğim kadarıyla birçok adayın hem yabancı hem yerli farklı isimleri vardı ama Rıza Çalınbay'ın olduğu yerde herkes Beşiktaş'ın efsanesinin karşısında Sayın Hasan Arat da açıkladı, Sayın Serdar Adalı da açıkladı. Herkes Rıza Hoca gittiği yere kadar sonra kadar destek olurlar. Bu bir aidiyet duygusudur, Beşiktaşlık duygusudur. Rıza Hoca'nın geldiği bir yerde de hiçbir başkan adayı ya da seçime geldikten sonra kalk demez. Bunun da altını çizmemiz lazım. Ama dediğim gibi şu anda ikili bir yarış var an itibariyle. İki aday var. Hasan Arat ve Serdar Adalı. Bir de Emre Koç'u daha bekliyoruz. Pazartesi günü. Belki de bu akşam. Yarın açıklayacak kararında olur mu olmaz. Bu akşam Emre Koç'u da açıksa onun aritmetiğini açıklayabilir. Serdar Adalı her kesimden oy alabilecek bir isim. Yani hem iktidardan alır, hem muhalefetten alır, hem kendi bir tabanı vardı. Onlardan alır. O yüzden bir denge oluşturacaktır. Bir güç oluşturacaktır. Ya da dengeleri değiştirecek bir isim olacaktır. Bunun altını çizmemiz lazım. Yine konuşulan konulardan bir tanesi Adalı özelinde söylüyorum. Projeleri sorduk tabii. Projelerde birçok proje yapacağım dedi. İşte iki tanesi somut olarak konuştu. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin olduğu araziyi Beşiktaş'a alacağım dedi. Kazandıracağım dedi. Devlet de kiralık orası. Ondan sonra geçmişte hukuki sorunlar yaşamış. O dosyaları takip ediyorum dedi. İkinci proje Şanökten dedi. Daha önce yapmıştım. Oraya divar kurulu üyeler için bir sosyal tesis, bir konaklama tesisi, özellikle yaşlı üyelerin de kullanacağı bir tesis kazandırma fikrim vardı. Onun projesi hazırdı dedi. Altyapı akademi ile ilgili Ümraniye'de bir plan projesi vardı. Orhan Sakan onu söyledi ama sanırım belki de Paşa Mandıra'da alınan bir arazi var. Kenan belki de orayı değerlendirebilirler bu süreç içerisinde eğer kazanırsa. Yani aşağı yukarı baktığımız zaman gerçekçi yaklaşımlar. Benim bu toplantıda aldığım en büyük hissiyat şuydu, kavgadan uzak, kavga etmeyeceğiz dedi camia içinde. Hasan Arat'ı 45 yıldır tanırım dedi, Adanalı ikisi de biliyorsunuz, Emre Koç'u da biliyorum dedi. Yani böyle insanları kırarak dökerek çok yani eski yönetimlerle ilgili çok şey söyleyeceğini hissettirdi ama söylemedi. Devamlılık konusunda bir şey vardı işte matruşka esprileri yapılıyor dedi. Bunu yakışıksız buluyorum. Ben iki kez iktidara karşı aday oldum dedi. Yani Fikret Orman'a ve Serdar Adalı'ya karşı. Nasıl oluyor dedi. Herhalde bana yakıştıramazsınız dedi. Yani bu sürecin içerisinde bana böyle yakıştırmanız yakışıksız olur dedi. Haklılık payı da var. Yani bir dönem Fikret Orman'ın listesinde yer aldı ama o da hani hizmet et buyur gel Beşiktaş'ın ihtiyacı var denilen bir dönemdi. Yani hatta bir göndermede yaptı. Ben 6 ay görev yaptım, 6,5 yıl yapmadım dedi. Bu da Ahmet Nurçebi'nin 6,5 yıldır Fikret Orman'ın yerinde ikinci başkan olduğunu kastediyor herhalde. Yani o yüzden ben kimsenin devamı değilim. Bağımsız, hür, bir kartal kadar özgürüm dedi. Bu önemli, evet. Kartal gibi özgürüm dedi. Bunlar toplantıda benim aldığım notlar.